Efendim, sevgiler, saygılar, merhabalar. Bugün yine tabii ki her zaman olduğu gibi çok özel bir hikaye anlatacağım. Özellikle annelerin beni biraz daha dikkatle dinlemelerini istiyorum. Hikayemizin ismi Annelik Oyunu. Saygıdeğer anneler, beğenmeyi ve sizin haricinizde başka bir anne adayıyla ya da anneyle de lütfen paylaşmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum şimdi ben. Anneliğin bir tür oyuna benzediğini düşünmüşümdür hep. Günlük yaşamım akışına öyle bir kaptırırız ki kendimizi, öyle bir kaptırırız ki, değil mi? Saygıdeğer anneler, saygıdeğer hanımlar. Oyunun bir parçası olduğumuzu unuturuz. Her zaman ama unuturuz. Oyunun aslında en önemli parçalarından biriyizdir. Şimdi sizlere kendi oyunumdan biraz söz edeyim. Bu oyunun kuralları çok basit. 10 taşla başlayacaksınız. Ve oyunu oynarken taşlarınızın sayısı kimi zaman çoğalacak, kimi zaman azalacak. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Biraz daha dikkat. Oyunun birinci karesi. İlk çocuğunuzun doğumunu bekliyorsunuz. Giderek kalınlaşan belinizi bakıp da bebeğim dünyaya gelir gelmez yine 36 bedene düşeceğim dediyseniz bu hüsnü kuruntunuz için iki taş kaybettiniz. Daha var, kareler var. Umudumuzu yitirmeyelim. Devam edeceğiz. İkinci kare. Aradan 2 yıl. 2 yıl geçmiştir. Ve ikinci çocuğunuz yoldadır. Çocuklarınızın birbirlerini kıskanmalarını önlemek için ilk çocuğunuzu bu büyük olaya özenle hazırlamışsınızdır. Ve onunla nitelikli ve hoş vakit geçirmekte, onun kendi oyuncak bebeğini beslemesine, yıkamasına ve kucağına almasına özen göstermektesinizdir. Bebek dünyaya geldikten sonra ağabeyin keyfi yerindedir. Fakat yine bir taş kaybettiniz. Çünkü köpeğinizin bebeğinizi kıskanacağını unutmuşsunuzdur. Ya da evdeki beslediğiniz bir hayvanın. Üçüncü kare. Birinci oğlunuz ertesi gün okulda meşe ağacı olacağını ve yarına kadar bir meşe ağacı kostümü gerektiğini söyler. Eğer sabahın 03'üne kadar oturur ve onun için güzel bir meşe ağacı kostümü hazırlarsanız, tüm anneler için böylesi bir örnek oluşturduğunuz için yine üzgünüm. 3 taş kaybettiniz. Diğer yandan oğlunuzu kahverengi bir krepon kağıdına sarıp başına ve kollarına yeşil krepon kağıdından yapraklar yapıştırsaydınız 5 taş kazanmıştınız. Çünkü böylelikle tüm annelere benzediniz. Evet. Ve 4. kare. Çocuklarınızın sayısı 3 olmuştur. Ve hepsi okula başlamıştır. Anne kavramının servis şoförü ile eş anlamlı olduğunu anlamışsınızdır. Tipik bir günün anlamı sizin için en küçüğünü müzik kursuna bıraktıktan sonra 2 ağabeyi futbol antrenmanına götürmektir. Daha sonra kızınızı müzik kursundan alır, oğlanları antrenmandan toplar ve eve dönersiniz. Akşam yemeğinin alel acele yenmesi gerekir. Çünkü birinin saat 7'de Koro'ya yetişmesi gerekmektedir. Artık yatma vakti gelmiştir ve o anda evinizde fazladan bir çocuk olduğunu fark edersiniz. Ama sakın paniğe kapılmayın. Bu
daha önce de başınıza gelmiştir. Ve çok geçmeden telefon çalar ve bir anne çocuğunun evde olmadığını söyler size. Sabrınız için 5 taş kazandınız. Kazandınız. 5. kare. Her gün öpe koklaya tek tek yataklarına yatırdığınız minik sevgiliniz birdenbire siz deliymişsiniz gibi davranmaya başlar. Artık sizinle birlikte görünmekten utanmaktadırlar. Tahmin ediyorsunuz değil mi? Artık çocuklarınız ergenlik dönemine girmişlerdir. Bu garip yaratıklar artık kendilerini 2 metrelik kurşun işlemez yaratıklar gibi görmektedirler maalesef. Eğer siz kendinizi kaybetmeden onlar bu dönemlerini aşarlarsa yaptığınız bu kahramanlık için 8 taş kazandınız. Evet. Ancak unutmayın, unutmayın. En büyük silah sizin elinizde. Sizin elinizde. Arabanın anahtarları. Ve kare 6. Üniversitede okuyan en büyük çocuğunuzun kirli çamaşırlarının kapının önünde yığıldığını gördüğünüzde sizi ziyarete geldiğini hemen çabucak anlarsınız. Eğer kirli çamaşırlarını alır yıkamaya başlarsanız hemen ne oldu? 3 taş kaybettiniz demektir. Fakat eğer elinden tutup çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını gösterirseniz o anda 5 taş kazandınız demektir. Biliyorsunuz ki yaşamdaki en önemli şeylerden bazıları üniversitede öğrenilmez. Öğrenilmez. Sizin onlara verdiğiniz, alışkanlıklarını şekillendirdiğiniz, becerilerini geliştirdiğiniz, geliştirmesine yardım ettiğiniz zaman öğrenilir biliyorsunuz. Ve 7. kare. Bir mucize gerçekleşir ve çocuklarınız birer yetişkin olur. Bir gün tesadüfen oğlunuzun bebeğine sizin ona çocukken anlattığınız masalları anlattığını işitirsiniz. Ve yanaklarınızdan yaşlar süzülmeye başlar. Gözler dolu dolu. Sakın ha umutsuzluğa kapılmayın. Bu yaşlar annenin gözlerinden dökülen incilerdir. İnciler. Evet, yaklaşık 7 aşamalı bir oyun oynadık. Oyunların sonunda ne denir? Tebrikler. Ya da biz tebrikler bölümünü alalım. Tebrikler, oyunu bitirdiniz. Şimdi, evet, puanlama zamanı. Puanlarımızı toplayalım efendim. Oynadığımız oyunun adı annelik oyunu idi. Eğer taşlarınızın hepsini kaybettiyseniz, işte burası çok önemli, kazandınız demektir. Taşlarınızın hepsini kaybettiyseniz kazandınız demektir. Ama elinizde taşlar kaldıysa hikayeyi baştan sona bir kez daha dinleyin. Oyunu tekrar oynayın. Sonra lütfen uygulamaya geçin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bütün annelerimize saygı selamlar iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Analar elleri öpülesidir çünkü. Ana başa tacımış. Her derde ilacımış. İşte saygıdeğer annelerimize sevgi saygılar iletiyorum. Ve hürmetlerimi sunarak dediğim gibi hikayeyi beğenmeyi ve bir başka anne adayıyla paylaşmayı ne olur unutmayın. Aşk olan.